Turkish Player ekranlarına hoş geldiniz sevgili dostlar. Birbirinden güzel Bannerlord içerikleriyle devam ediyoruz. Bugün sizlere birbirinden keyifli, oyununuza zevk katacak 5 farklı modu inceliyorum. Yorum yapmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Beş yeni mod. İlk modumuz arkadaşlar Swadian Armory modu, bir zırh modu. Bu modla beraber oyuna birçok farklı zırh ekleniyor sevgili dostlar. Özellikle Warband sevenlerin bu boynuzlu kafalı hatırlayacaktır. Dolayısıyla bu kafalıkta Warband sevenler için Bannerlord'a eklenebiliyor bu mod sayesinde. Oldukça güzel geliştirilmiş bu mod. Çok keyifli zırhları oyunumuza eklemesini sağlıyor. Bu modu sizler de aşağıdaki linklerden zaten tıklayıp bizim kullandığımız tüm modları oradan erişebilirsiniz. Oradan tıklayıp indirip kurabilirsiniz. Herhangi bir save'inize falan zarar vermez. Hatta var olan save'inizde de açabileceğiniz bir mod. Kesinlikle tavsiye ederim. Oyuna özellikle kozmetik katmak isteyen arkadaşlar için oldukça güzel bir mod olmuş olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda arkadaşlar bu modu yüklediğinizde bayrağınızın renklerine ve tasarımına göre, yani sancağınızın tasarımına göre bu zırhlar şekil alıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu zırhları da bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu zırhları tabii ki yine Vlandia tarafında bulacaksınızdır oyunda. Vlandia tarafındaki yerleri kontrol ettiğinizde bu zırhlar karşınıza çıkacaktır. İkinci modumuz sevgili dostlar Change Settlement Culture, yani yerleşkenin kültürünü değiştirme modu. Siz imparatorluğunuzu, krallığınızı kurarken hangi kültürü seçerseniz veya hangi kültüre üyeyseniz o kültürün üyeleri arkadaşlar bu fethettiğiniz şehirlerde asker halinde geliyor. Yani mesela gidip Batanya'dan bir yeri aldığınızda, asker toplamaya çalıştığınızda size geçtikten sonra köylerde ve şehirde sizin kültürünüzün askerleri geliyor. Bence oldukça güzel ve kullanışlı bir mod. Hani en azından mesela hep Kuzeyit oynayanlar atlıları batı tarafında bulamıyorlar. Bu şekilde rahatlıkla Kuzeyit oynayanlar falan atlarını istediği yerden toplayabilecek. Bence hoş bir mod olmuş arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Bu mod aynı zamanda arkadaşlar diğer krallıkların fethettiği topraklarda da geçerli. Mesela Aseray bir yeri fethederse aynı şekilde Aseray askerleri o topraklardan toplanabiliyor. Bilginiz olsun. İkinci modumuz sevgili dostlar Loot Everyone modu, yani herkesi lootlayın modu. Loot Lord modunu biliyorsunuz. Şu anda 1.5.7'ye uygun bir Loot Lord modu maalesef yok. Onu söyleyeyim. Onu bana çok soruyorsunuz çünkü. Ama Loot Everyone modu sayesinde arkadaşlar karşılaştığınız birliklerle hangi kültürden olursa olsun savaşa girdiğiniz vakit onları öldürdüğünüz askerlerin ve komutanların ya da lordların diyeyim eşyalarını alabiliyorsunuz arkadaşlar. Nasıl yani? Mesela savaşa girdiniz. Karşınızda hani mesela Lord öldü değil mi? Ölen Lord'un eşyaları size düşme şansı var. Dolayısıyla buradan bayağı güzel itemler cepleyebiliyoruz arkadaşlar. Özellikle de bu savaştan çıktığımızda mesela 75 kişiyi öldürdüğümüz için 75 tane farklı item bize mesela düşmüş. Bu itemlerin arasında Romfalia gibi oyunda bulunması çok zor olan eşyaları da bulabiliyoruz. Özellikle bu modu da kullanmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Lordum, acaba bizi krallığınıza alır mısınız? Toprağın var mı? Toprağım da var, arkadaşlarım da var. Katılabilir miyim? Hadi gelin o zaman. Evet sevgili dostlar. Sıradaki modumuz beni en çok heyecanlandıran mod oldu. Consider My Kingdom modu. Bu mod sayesinde lordlar artık bize katılma isteği gönderebiliyorlar sevgili arkadaşlar. Tek yapmanız gereken güçlü bir krallık olmanız ve ekrana bir anda lord size katılmak istiyor diyor. Welcome'den dediğiniz anda da klanınıza katılıyor. Üstelik toprağı varsa toprağıyla beraber katılıyor. Tabi burada arkadaşlar şunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu lordlarla olan ilişkileriniz, krallığınızın gücü gibi birçok etken var. Dolayısıyla krallığınızın gücü ne kadar fazla olursa bir krallığı terk eden lord direkt size katılma isteği gönderebiliyor. Üstelik toprağı varsa da
toprağıyla beraber geliyor. Bence oldukça güzel bir mod. Oyun deneyimini bir tık daha geliştirmiş bir mod olarak karşımıza çıkıyor. Fakat bu mesela toprakla gelmesini istemeyip biraz daha hardcore oynamayı seven arkadaşlar varsa bu modu indireceğiniz sayfada, aşağıdaki zaten bıraktığım linkte, topraksız gel gibi bir seçenek daha var. O versiyonunu indirirseniz Lord herhangi bir şekilde sizden toprak istemeden size katılabiliyor arkadaşlar. Bence kesinlikle ve kesinlikle kullanmanız gereken bir mod olarak bu da sayfamızda 4. sırayı aldı. Evet arkadaşlar, listemizin 5 numarasında yer alan ve baba bir mod olarak karşımıza çıkan Eagle Rising Dawn of Empire modunu sizlerle beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Mod bizi adeta Total War Rome'a götürüyor. Çok güzel görünüyor. Karakterler, zırhlar oldukça başarılı. O havayı gayet iyi yansıtmış arkadaşlar. Sadece Romalı askerler de değil, farklı ülkeleri de oyuna katıyor. Galyalılar gibi düşünün. Birçok şehri, yani aslında birçok krallığı değiştiren bir mod. Ama tabii ki zırhlarla öne çıkmış bir mod. Aynı zamanda iç mekanları falan filan da değiştirmiş bir mod olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki zırhlar ve görüntüler çok hoşuma gitti şahsen benim. Bu modu yakın bir zamanda da denemek istiyorum. Bu modla beraber girip yeni bir seri başlatabiliriz. Aynı zamanda asker ağaçlarını da değiştiriyorlar arkadaşlar. Asker ağaçlarında moda özel, o zamanki Roma döneminin askerlerine bir seçenek yapmışlar. Mekan değişimleri de gayet güzel olmuş. Altın kaplamalar, halılar, duvarda resimler falan filan benim açıkçası çok çok hoşuma gitti. Aynı zamanda burada bir testudo tarzı da bir kalkan duvarı da kurabiliyoruz arkadaşlar. Modun sayfasına girdiğinizde dikkat etmeniz gereken, bu modu yüklemeden önce dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var sevgili dostlar. Bunlardan biri de özellikle bu modu yüklerken sıralamasına dikkat etmeniz. Şimdi burada diyor ki mesela CA Important olan dosyayı en üste koyacaksınız Native'den, Sandbox'tan. Eagle Rising bunların hemen altında olabilir diyor. Bunlara özen gösterirseniz mod sizde de güzel bir şekilde çalışacaktır. Benim şahsen çok ilgimi çekti. Bu modla yakında bir seriyi de başlatmayı düşünüyorum için gerçeği. Çünkü güzel bir Roma yaparsak Emrexus ya da direkt Crixus gibi bir isimle böyle ortalığa sağa sola saldırabileceğimiz, akabileceğimiz bir mod olur. Bizdeki modlarla da tabii yine bunu kombine ederiz. Umarım beğenmişsinizdir sevgili dostlar. Beğendiyseniz bir like atmayı, bir yorum atmayı, kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere diyorum. Turkish Player ekranlarından ayrılmayın. Peace.